Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Çok sorduğunuz derede balık var mı? Derenin suyun gözüne gideceğiz. Aygır'a gideceğiz. Köpeklerim de hazır bekliyor. Şöyle kameramı çevireyim. Birlikte yolculuğumuza başlayalım. Gel kızım. Ulan dokuz kız. Üstüme atlama. Hepsi çip dişi balık. Hepsi çip balık bunlar. Allah. Aman kızım. Gel. Hadi mami bir gezelim gelin. Hadi. Siz de ayaklarınız bir açılsın. Hadi. Ulan. Gel küçük. Gel. Gel de sür. Gel. Şöyle arkadaşlar. Yolculuğumuza başladık. Çay boyundan gideceğim. Hem sizlere derede balık var mı? Hem de güzel görüntüler çekmeye çalışacağım. Aygır'ın suyun gözüne gideceğiz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Yorum yaparsanız, abone değilseniz kanalıma abone olursunuz. Evet, çıktım yola bizim mahalleden. Cesur gene işin gücün çiş yapmak ha. Gel. Aman kızım gel. Şunun tatlılığı. Allah hareketleri var. Özürlü taklidi yapıyor ya. Hikmet abiyle gidiyoruz bugün. Kar yağıyor. Hava sabah çok soğuktu ama şimdi biraz ısındı. Lan bir durun suya. Hafif de rüzgar var, ondan dolayı biraz sıkıntılı ama. Tipi var, tipi. Tipi var. Evet arkadaşlar, köyün aşağı tarafına geldim. Zaten burayı bayağı biliyorsunuz. Devarla buradan devamlı geçiyoruz. İşte deremiz de burada. Aslında dere bu sene çok az. Normalde bu mevsimde şöyle duvarlara kadar dolu olması lazımdı. Lan düzgünce gidinsenize. Köpekler de önden gidiyor. Bakalım bir şeyler çıkarttılar mı? Tavşan falan kovalarlar mı? Çok güzel görüntüler var. Güzel manzara. Şunlara. Böyle kısım kısım çekerek gideceğiz Aygır'a kadar. Birlikte yolculuk yapacağız sizlerle. Şimdi yol ayrımına geldik. Yukarı doğru gidince yaylalara gidiyoruz. Aşağı doğru gidince Aygır dibine gidiyoruz. Çay başından devam ediyoruz. Şöyle poz mu ver lan bu? Tabelanın önünde. Yaylalar Aygır dibi yazıyor. Ama bir şey de yazdım ya. Tipi de karda hafif hafif atıyor. Hava yumuşadı ama pek bir sıkıntı kalmadı. Yaklaşık 1 kilometre, 1,5 kilometre falan kaldı işte. Suyun çıktığına varmamıza. Böyle köyde, şurası köyümüzde. Yolculuğumuza devam edelim. Biz buraya köprü diyoruz. Şurada bizim davar yatağı var yukarıda. Şu ağaçların dibinde çadırımız vardı. Eskiden, şimdi buraya davar gelmiyor ama eskiden şu taşta yatıyordu davar. Gündüzleri sıcak yazın. Burada işte insanlar geliyordu ikindin helkelerle. Keçilerini sağıyorlardı. Ilkı diyorlardı. Ilkıya geliyorlardı. Sütlü keçilerini sağıyorlardı. O zamanlar tabi davar çoğudu. Ben küçüktüm o zamanlar tabi. 1000-1500 davar oluyormuş eskiden buralarda. Şimdi sadece işte 300-400 tane var. O kadar bile yok. Yani anlatmak istedim. Benim çocukluğumun çoğu da buralarda geçti arkadaşlar. İşte şu ağaçların dibinde çadırımız olurdu. Orada davar dağda yatırdı. Babam gelirdi. Orada biz saat 10'da çay koyardık, demlerdik. Orada yemeğimizi yerdik. Akşam 2'den 3'e 4'e kadar burada bekledik. Ezen okunduktan sonra davarı oradan heyler suya indirirdik şu çaya. Çayda sulanırlardı. Biraz da burada yatırlardı falan. Sağacak olanlar sütlerini sağardı. Malına bakacak olan bakardı. Hastası var mı?
rahatsız var mı diye. Ondan sonra buradan tekrar şöyle şu tarafa daha doğru giderdi. Davar yatağına, işte gece yatağına. Burası gündüz yatağıydı. Bir de gece yatağı var, oluyordu. Şöyle aygır çayı burası arkadaşlar. O zamanlar tabi davarlar bol bol sulanıyordu yazın sıcakta. Sularını içiyorlardı. Taşların içinde yatıyorlardı. Rahatlardı bayağı. Çok güzel bir yer ama. Değil mi arkadaşlar? Suyumuzun çıktığı yerde şu dağın dibi. Oraya gidiyoruz. Yavaş yavaş az kaldı. Yolumuz az kaldı. Hem burayı dedim sizlere bir göstereyim. Çocukluğun geçtiği yerleri. Anlatayım ne olduğunu. Geçilerin nerede sağlığını, ılkı dedikleri şeyi. Bir de arkadaşlar burada videolarımda görmüşsünüzdür. Deli Ali var. Şu taş görüyorsunuz. Üçgen bir büyük taş. Arasında insana benzer bir hali var. Deli Ali diyorlar ona taştan. Yani uzaktan aynı insan gibi zaten görüyorsunuz da. Biraz daha yakınlaştırayım. O arasında oranın arkalarında böyle işte eski evler falan varmış. Toprağın altında kalmış. Oralarda kazı mazı yapıyorlar. Hazine arayan falan çok bulanlar varmış. Heykel bulanlar, para bulanlar falan oluyormuş. Ben hiç aramadım ama kaç kez gittim davarla oranın arkasına. Her yeri kazık kuzuk, yani her yeri kazmışlar arkadaşlar. Her yerin aramışlar, taramışlar. Bazı yerlerinde duvarlar var, bazı yerlerinde çukurlar var işte. Neyse yolumuza devam edelim. Az kaldı zaten, bir kilometre falan ne var yok. Şurası da Tokurcak Kayası diyorlar. Niye öyle koyduklarını bilmiyorum. Tokurcak Kayası'ymış. Öyle deniyor. Şurada da balık taşı vardı. Eskiden orada balık oluyordu. Sonradan çay temizleme falan yaptılar. Çayın yönünü değişe değişe o taş da kayboldu gittip. Balık da zaten durmuyor artık. Şuralarda oluyordu balık. Kış döneminde akıp gidiyorlar ama yazın oluyor. Bazılar da tutuyor falan işte. Fazla bir balık yok bu suda. Az bir işte sayılıdır balık. Ne var lan orada? Sayılıdır yani balık, öyle bir çok bir balık yok akıntıda olsa. Keşke olsa da yakalasak sizler için, videolasak falan birkaç tane, güzel olurdu aslında ama yok. Durmuyor. Hele kışın hiç durmuyor. Yazın biraz duruyor, su azaldı mı yaşayabiliyorlar ama su çoğaldı mı aşağı doğru akıp gidiyorlar. Zaten belirli kişiler de var, hemen olduğunu duydum, hemen yakalamaya geliyorlar. Bakın bir de burada delik var arkadaşlar. Küçükken buraya taş atıyorduk. Durduran ve dileğe kabul olacakmış falan diye hikayeler vardı işte. Çocukken herkes köylü geçerken buradan sallayıyordu birkaç taş. Tutturan tutturabiliyordu. Burada kar da çoğaldı. Yani bayağı batmaya başladım. Arkadaşlar video da titriyor bazen yürürken. Ama onu da çözeceğiz. Sizlerin sayesinde destek verirseniz, reklamları izlerseniz biraz kazanç elde edebilirsek, titrememesi için bir malzeme var. Ondan alacağım. Daha güzel videolar çekeceğim sizler için. Daha hoş ve güzel olacağını düşünüyorum onu aldıktan sonra videolarım. Değişiklikler ve bakımlar yapıyorlar. Oo, burada kara, bakın kara. Çizme boyuna çıkacak. Tabi köpeklerin o altı don olduğuna onlar batmıyor. Vay benim yiğidim vay. Hadi. Boşuna gidiyor lan. Şöyle şuradan girişimizi yapalım. Burada da bir çöp kovası koymuşlar orta yere. Bayağı kar var burada ya.
İşte arkadaşlar, burada Gonya Bozkır Karadeniz köyü, Aygır piknik alanı bizim köy yani. Bozkır'a bağlı. Gördüğünüz gibi orman işlerinden buralara böyle kamelyalar yapmışlar. Bunlar yapalı fazla olmadı. 1-2 sene falan oldu. Ama tabii benim düşüncem, bu kamelyaları böyle orta yere değil de biraz yukarı ormanların içine yapsalarmış daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Şahsi düşüncem. Şöyle yukarılara doğru kademe kademe aslında yapabilirlerdi. Süper olurdu o zaman. Hem görüntü bakımından hem insanlar daha güzel vakit geçirebilirdi. Burada iç içeler. Yani iç içe olmak pek hoş olmuyor böyle durumlarda, piknikte falan. Kimi bekar geliyor, kimi evli geliyor falan. Yani sıkıntı yaşanabiliyor. Yaz döneminde burada 300-400 araba falan oluyor. Trafik oluyor, giriş çıkışlar sıkıntı oluyor. Ama şöyle göstereyim, çok güzel bir yer. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. İlediğimler falan da ayrı bir güzellik katmış. İşte o taşın dibinden su çıkıyor. Yaz kış akıyor. Yazın bayağı bir azalsa da kışın çok akıyor. Ama bu sene pek yağış olmadığı için bu çok bile değil yani. Burada işte tuvalet var, mescit var. Mescidi de geçen yıl yaptılar. Şu tuvaletin de düzenlemesi yapılacakmış. İşte bunu yıkıp yerine, daha geriye bir yere, yol içine değil de güzelliğini yapacaklarmış. İnşallah yaparlar. Hem insanlar rahat eder. Güzel de olur diye düşünüyorum. Şöyle gözüne kadar gideceğim sizler için. Suyun çıktığı yere kadar. Video biraz uzun olacak ama hoşunuza gider diye düşünüyorum. Burada bayağı bir araba boğucalamış eski karda. Buranın yolları açılmamış. Burada da bir ağaç vardı. O da geçen fırtına çok yüksek derecede esiyordu. Kırılmış ağaç. İşte gördüğünüz gibi burada beşli bir çeşme var. Böyle akıyor buradan. Buranın suyu farklı yerden geliyor. Çayın suyu farklı yerden geliyor. Burada bir köprümüz var. Orman Genel Müdürlüğü yapmış. Şöyle şuradan geçiş yaparak sizler için çekimimi yapayım. Karda köprü de bayağı yüksekmiş. Kafam çarpıyordu şey. Ama şu serçenin küçüklüğüne, küçücük bir serçe var. Bayağı güzel ama şu ağaçların dibinde falan piknik yapması çok hoş oluyor. Yazın sıcağında böyle serin su, buz gibi oluyor buranın suyu yazında, kışında. Serin su, böyle gölge, hoş bir ortam. Şu iledinlerin kokusu oluyor tabii. Mükemmel bir şey oluyor da ben pek... Arkadaşlar, buralı olduğum için yazın buraya gelmiyorum fazla. Çok kalabalık oluyor bir de. Zaten biz buradayız diyorum. Kışın böyle vakitlerde geliyorum gezmeye. Bazen kışın çay demlemeye geliyoruz arkadaşlarla. Bence kışın daha güzel oluyor. Sessiz. Karda ayrı bir güzellik katıyor buralara. Gördüğünüz gibi sizler için de geldim. Çektim, çekmeye çalışıyorum. Burada bir göletimiz var. Buradan köyümüze damlama sulama veriliyor bahçeler için. Bahçeler burada dolan suyla sulanıyor. Borularla köye gidiyor. Çok güzel ya. Buradan bir de bizim aşağı köy var. Sorkun diye. Aşağıda bir mahalle var. Oraya da içme suyu veriliyor arkadaşlar. Oranın içme suyu da buradan sağlanıyor. Gördüğünüz gibi burada kamelyalar var. Buradaki kamelyalar
hoş bence. Biraz daha dediğim gibi yukarı doğru ağaç kesmeden boşluklara yapsaymış, öyle bir tatlı merdiven yapsaymış çok daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl daha güzel olabilir burası diye düşünceleriniz varsa yorumlara yazın. Paylaşın benimle. Bizim de hayallerimiz birlikte olsun, değişsin sizlerle. Gördüğünüz gibi suyun gözüne geldim. Alo, kızlarım da gelmiş. Gel bakalım ya. Çabuk su patlama kız. Ya bak annesi nasıl kıskanır ya. Onun annesi arkadaşlar. Cesur da orada. Bunlar hem gezmeye geliyorlar. Bunlar can dostu, can. Bakın benim peşimi bırakmıyorlar. Ben nereye gelirsem geliyorlar. Demek ki aramızda bir bağ var. Birbirimizi seviyoruz yani bunlarla. Ayrı güzel bir bağımız var diye düşünüyorum. Çünkü beni çok seviyorlar. Hiç yalnız bırakmıyorlar. Nereye gidersem geliyorlar. Burada da bir kamelya koymuşlar. Yazın demek ki buralarda resim çekiliyorlar. Gelme oğlum. Düşmeden şöyle videoma devam edeyim. Of ulan of. Maşallah maşallah. İnşallah sesimi alıyorsunuzdur. Çay sesi yüksek. Bir de arkadaşlar, su çok olduğunda buradan da su geliyor. O zamanlar tabi yaza doğru mu oluyor? Yaylalarda karlar eridi mi buradan daha patlıyor. Daha güzel oluyor. Buradan şar 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 burada söğütlerin altından, taşların altından süper oluyor. Ama tabi şimdi sadece buradan akıyor. Yağış az olduğu için mi? Hava soğuk da karlar erimediği için mi bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Hikmet abi de orada. Şöyle. Şöyle yukarılarda göstereyim. Nereden çıktığını görün. Süper ya. Gerçekten mükemmel. Diye düşünüyorum. Şöyle şaşa burada bir şelale yapmışlar. Oradan da aşağı köye içme suyu almıyor diye. Öyle bir sistem yapmışlar. Gördüğünüz gibi taşlar, köpücükler var burada. Aşağı doğru akıp gidiyor. Ben buradan karşıya geçebilir miyim? Onu düşünüyorum. Düşmeden. Bir de yukarıda bir kolay geçiş var gibi geldi. Şöyle yukarıda oraya dolanayım. Oradan da yukarıdan tam çıktığı yeri çektikten sonra videomun kapanışını yapacağım. Arkadaşlar bayağı uzun oldu. İnşallah sizleri sıkmamışım. Aha bayağı battı vallahi, içine kar gitti. Bayağı kar var buralarda ya. Donmuş alttaki kar. Yeni yağan karla yükselmiş. Şöyle göstereyim. Bakın burada taşın içinden çıkıyor. Burası piknikçilerin göz bebeği arkadaşlar. Allah. Yine düşüyordum neredeyse. İşte buradan çıkıyor. Buradan aşağı böyle akıp gidiyor. Ha buradan Konya'ya mı gidiyor? Nereye gidiyor bilmiyorum tam olarak. Bayağı bir yol alıyor. Gidiyor yani su. Ama gördüğünüz gibi mükemmel. Hem sular ayrı bir güzellik, hem de ağaçlar. Ağaçlar gerçekten karla birlikte de çok güzel bir ortam yaratmış burada. Ama tabii bu videonun da sonuna geldim. Şimdi kendimi de çekeceğim. Ondan sonra sizlere veda edeceğim. Evet arkadaşlar, Konya Bozkurt Aygır Gediği'nden, Karacahisar Köyü'nden hepinize selamlar. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Beni desteklediğiniz için, yanımda olduğunuz için. Hepiniz kendinize iyi bakın. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Destek vermiş olursunuz hem bana, köy hayatı için, hayvancılık, bu tür geziler için. Takip edebilirsiniz kanalımı. Vallahi konuşmak da bayağı bir zorlaştı. İşte Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.